Evet ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Etkinliğimiz Bulut Bilişim ve Yapay Zeka. Siz de TÜBİTAK Bilgem'de Yapay Zeka Enstitüsü Müdürüsünüz. Biliyorsunuz yapay zeka günümüzde çokça konuştuğumuz, bugün de etkinliğimizi aslında yapmamıza neden olacak kadar geniş bir gündem oluşturuyor. Neden yapay zekayı bu kadar konuşuyoruz? Çünkü yeni bir teknoloji değil, 1940'larda da vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada çokça konuşuyoruz. Siz bunun arkasında neler görüyorsunuz? Güzel bir soru. Yapay zeka özellikle son dönemde çok konuşuluyor. Bunun biraz üretken yapay zekayla da ilgisi var. 2022 Kasım ayında özellikle ChatGPT ile üretken yapay zekayla insanların etkileşim kurabilmesi yapay zeka ilgilerini arttırdı. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi yapay zekanın yolculuğu 1950'lere dayanıyor. Aslında Alan Turing'in bir sorusu işte makineler düşünebilir mi ile ortaya çıkan bir hayal, bir macera ve her zaman insanlar düşünebilen makineleri yapmayı hedeflemişler ama yapay zekanın geldiği nokta bu olamamış. Bu olamadığı için de dar kapsamlı yapay zeka dediğimiz insan uzmanı taklit edebilen ve onun uzmanlığı alanlarında çözümler geliştirilebilen yazılımlara ya da işte robotik çözümlere dönüşmüş. Günümüze kadar da böyle gelmiş. Burada aslında yapay zekanın gördüğü birkaç kış var. Biz buna kış diyoruz çünkü yapay zekaya ilginin azaldığı, ilgi azaldığı için de yatırımların azaldığı dönemler bunlar. Şu ana kadar yapay zeka iki kere kış görmüş ama bu kışlardan çıkmayı başarmış. Kritik şeylerinden biri de aslında 2005'te Deep Learning ile beraber özellikle proses gücünün artmasıyla yapay zeka uygulamalarının daha iyi sonuçlar vermediğini insanları heyecanlandırmış. 2015'ten beri hayatımızda çok daha fazla yapay zeka var ve özellikle işte üretim, sağlık, ulaşım, lojistik çok farklı alanlarda uygulamaları var. Ama bu uygulamalarla insanımız doğrudan etkileşim kursa bile bunu fark etmiyor. Aslında her gün Facebook'ta yaptığı like'lar, işte Instagram'da kullandığı filterler, işte Twitter'da takip ettiklerinizin benzerlerini önermesi ya da işte bir e-ticaret sitesinden alışveriş yaparken size önceki tercihlerinizden alabileceğiniz farklı bir ürünü önermesi yapay zekanın çıktıları. Ama nedense bunun yapay zeka olduğunu düşünmüyoruz. Bu biraz da insanın yapay zeka ile etkileşimdeki farklılığı gösteriyor. Ta ki ChatGPT ile parmağımızın ucunda ve onunla konuşabildiğimizi hissedince evet bir güç var kavramı devreye giriyor. Onun için de aslında Kasım 2022'den Kasım 2023'e kadar bir yıl boyunca sürekli yapay zeka konuştuk. Bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü aslında üretken yapay zeka dediğimiz sadece chatbotlarla insanların etkileşim kurdukları yapılar değiller. Bu bundan sonra yıkıcı bir teknoloji olacak. Buradaki yıkıcı kavramı Türkçenin azizliği her iki anlama da gelir. Bir yandan gerçekten iş yapış şeklimizi değiştirecek. Bir yandan da çok dikkatli olmamız gerektiği, çünkü yapay zekada ateş gibi, eğer doğru şekilde kullanabilirseniz size işte ısı veriyor, yemeklerinizi pişirmenizi sağlıyor ama doğru şekilde kullanamazsanız elinizde yakıyor. O anlamda bir yandan da işte yapay zekanın güvenilir olmasını sağlamak, sorumlu olmasını sağlamak, yapay zekanın etiği olmasını sağlamakla ilgili yoğun çabalar sürüyor. Bu çabalar gidip artıp bir yapıya dönüştükçe yapay zeka hayatımızın daha büyük bir parçası olacak. Biz yapay zekayı daha görüntü işleme çözümlerinde, robotik uygulamalarda, finans uygulamalarında göreceğiz. Ama büyük dil modelleriyle ve biraz da açıkçası ChatGPT ile etkileşim sonucunda ortaya çıkan beklentileri de karşılayacak şekilde artık insanlara yapay zekanın başka bir şey olduğunu da anlatmak zor. Onun için bu formlara birlikte sokuyor olmamız lazım yapay zekayı. Kesinlikle ben de büyük bir ChatGPT hayranıyım. Artık ne yaparsam ona soruyorum. Her şeyi ona soruyorum. Çok aramızda güzel bir etkileşim oldu. Benim de özel ilgim var yapay zekaya. Ve bu alanda da çalışmalar yapıyorum. Onun için dediğiniz gibi böyle ete kemiğe bürünen, karşımda iletişim kurabildiğim bir ürün haline dönüşmesi açıkçası beni de çok heyecanlandırdı. Ama burada tehlikeler var. Tam bahsettiğim tehlikeler bunlar. Bir, yapay zekaya gerçekten güvenebilir miyiz? Yapay zeka her zaman doğruyu söylüyor mu? Hayır. Hayır. Onu siz bizzat yaşıyorsunuz. Gördüğü bazı halüsinasyonlar var. Bazen ona işte 2 artı 2 kaç dediğinizde 5 diyebiliyor. Ya da sorduğunuz soruya verdiği cevabı beğenmediğinizde, hayır bunun cevabı bu dediğinizde, aa haklısınız özür dilerim ben yanlış anlamışım deyip bunu kabul ediyor. Bu
yapay zekanın hala gelişmeye ihtiyaç duyduğu alanlar. Ama bunun dışında da özellikle işte ChatGPT örneğini verdik. Bunun temel nedeni biraz böyle işte Selpak, sana yağ gibi oldu. Yani büyük dil modeli deyince ilk aklımıza gelen olduğu için ondan sonra. Ama aslında büyük dil modelleri farklı çeşitleri de var. Buradaki temel şey, büyük dil modelleri büyük veriyle çalıştıkları için içinde ciddi ön yargılar barındırıyor. Dilimize uygun hem de bizim örf, adet, tarih, etik kavramlarımıza uygun eğitilmiş durumda değil. Yani biz aslında bize ait olmayan bir şeyle şu anda etkileşim kuruyoruz. Bunun bazı riskleri var. Örneğin işte okul çağında olan çocuklar, onların işte bu interaksiyonun sonucunda öğrenebileceği yanlış ön yargılar var. Yapay zeka sonuçta neye göre karar verir? Bizim kullanım alışkanlıklarımıza göre. Dolayısıyla toplumda bunları her şeyden önce elimine edip ondan sonra sistemlere bunları yansıtmak üzere bu tip heyecan verici projeler dünya çapında da hayat buluyor. Ben buradan siz TÜBİTAK Bilgem'de neler yapıyorsunuz? Ona geçmek istiyorum. Şimdi TÜBİTAK Bilgem'de yapay zeka çalışmaları iki ana odakta toplanıyor. Bir yapay zeka enstitüsü. Yapay zeka enstitüsü Bilgem'in ya da TÜBİTAK'ın diğer enstitülerinden farklı. Yapay zeka enstitüsü gerçekten ekosistemi yönetmeye hedefi. Yani aktif olarak araştırmacı kaynağıyla kendi çözümlerini yapmak değil. Türkiye'de tüm yapay zeka konusunda çalışanları bir araya getirip onların birlikte çalışmalarını sağlama hedefinde. Bunu yaparken de özellikle ihtiyaç sahipleriyle teknoloji geliştiricileri sektörel bazda bir arada toplayacak yetkinlik merkezleriyle bunu yapıyor. Şu anda aktif 6 tane yetkinlik merkezimiz var. Akıllı üretim, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, finans, e-ticaret, akıllı eğitim teknolojileri ve iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, sosyal anlamda da anlamlı olması ve iklim değişikliğine karşı çözümler geliştirebilecek fırsatları da yaratabilmek adına. Bu anlamda Türkiye'de araştırma departmanı olarak çalışan üniversitelerdeki hocalarımız, laboratuvarlarımız, çalışma gruplarını ve aktif bu alanda geliştirme yapan girişimleri bir araya getirip onların ihtiyaç sahiplerinin problemlerini birlikte çözmelerini sağlıyoruz. Bu yaklaşım Türkiye'de yeni. TÜBİTAK'ta ilk defa uygulanan bir model ve açıkçası şu ana kadarki gidişatının gayet iyi olduğunu değerlendiriyoruz. İki tane TEDEP çağrısı, bir KAMAK çağrısı şu anda devam ediyor. Aktif 10 projemiz ilk TEDEP çağrısı kapsamında şu anda yürütülüyor. Bu seneki TEDEP çağrımıza da 32 başvuru geldi. İlgiden de gayet memnunuz. Bunu kamu tarafındaki ihtiyaçları da taşıdık. Şu anda kamu tarafında 7 tane kamu kurumunun ihtiyaçları teknik şartname seviyesinde yayınlanmış durumda. İnşallah buna ilgi gösteren girişimler ve üniversitelerle bunlara birlikte çözüm geliştiriyor olacağız. Bir de Bilişim Teknolojileri Enstitüsü aslında uzun yıllardır yapay zekaya çalışan bir ekip. Bilgem'in ilk kuruluşu Bilişim Teknolojileri Enstitüsü ve UYK'ya, Ulusal Kriptoloji Enstitüsü'nün bileşimiyle oluşmuştur. Ve BT, TÜBİTAK MAM'ın yani 1972'de kurulan en eski yerleşke ve en eski araştırma merkezinin bir parçasıdır. 1990'dan itibaren bu alanda, yapay zeka alanında önemli işler yapılmıştır. Şakir Kocabaş Hoca, Ercan Öztemel Hoca bu alanın duayenleridir ve gerçekten dünyada ses getiren projeler yapmışlardır. Bunların mirasını devraldık diyebiliriz. Uzun yıllardır yapay zeka konusunda aktif çözümler geliştiriyoruz. Bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka ana uzmanlık alanlarımız. Şu anda aktif yürüyen 20 yapay zeka projemiz var. Bunların 10 tanesi Avrupa Birliği projesi. Yoğun bir şekilde Avrupa Birliği projelerinde de aktif yer alıyoruz. Aklınıza gelebilecek her alanda, yani işte finanstan ulaşıma, güvenlikten, savunmadan, ondan sonra sağlık alanına gerçekleştirdiğimiz projeler var. Bunlarda odağımız çoğunlukla geleneksel metotlardı. Ta ki üretken yapay zekanın bu yıkıcı teknoloji dediğimiz noktayla oyunu değiştirmesiyle şu anda aktif olarak hem görüntü işleme tarafında hem de doğal dil işleme tarafındaki çözümlerimizi büyük dil modellerine taşıdık. Türkçe büyük dil modelinde işte yaklaşık 10 milyar parametreli 300 milyar token'dan oluşan bir temel modeli yıl sonunda tamamlamış olacağız ve 2024'ün başında aslında fine tuning süreçleriyle onu özelleştirmeye başlayacağız. Orada da hedefimiz aslında üniversitelerimizde ve girişimlerimizde bu Türkçe büyük dil modelini açarak onların kendi dilimizde özel geliştirilmiş bir kaynağı kullanmalarını sağlayarak daha etkin yapay zeka çözümleri oluşturmak. Harika. Özellikle bu Türkçe gerçekten üretken yapay zekayı Türkçe kullanabilmek ve hani ürettiği sonuçlardan da
%99 emin olabilmek gerçekten heyecan verici. Çok çok teşekkürler TÜBİTAK Bilgem'deki çalışmaları bizimle paylaştığınız biz için. Çok mutlu olduk Türkiye'deki bu yapay zeka alanındaki gelişmeleri duymaktan. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, başarılar.